musibetlerin en büyüğü. Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri, Namaz Risalesinde buyuruyor ki, Farisi Enisül Vaizin kitabındaki bir hadis-i şerif şöyledir. Musibetler çoktur, musibetlerin en büyüğü vakti faydasız şeyle geçirmektir. Bu hadisin ravisi, müminlerin annesi ve hanımların seyyidi Âişe-i Sıddıkadır radıyallahu anha. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında, Âişe'nin kadınlar arasında derecesi, Muhammed aleyhisselamın enbiya arasındaki derecesi gibidir buyurmuştur. Ey mümin! Musibet iki kısımdır. Dünyevi ve uhrevi. Dünyevisi üçe ayrılır. Mali, ehli ve nefsidir. Eğer malı, evladı ve ailesi giderse, vücuduna hastalık gelirse, hep musibettir ki bunlarda sevap vardır. Dini olan musibet, namaz ve orucun gitmesidir ve zamanları zayi etmektir ki bunlar büyük felakettir. Çünkü geçen vakit bir daha ele geçmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, yarın kıyamette herkesin önünde 24 sandık konur. Ferman gelip sandıklar açılır ki, bazısı nurla, bazısı da narla, yani ateşle dolu olup bir kısmı boştur. Dünyada iyi amel işlenen saat sandığını nurla, kötü amel edilen saat sandığını narla doldurdum. Boş geçirilen saat sandığını boş bıraktım fermanı gelir. Dünyada her akşam bir melek nida eder. Ey dünya ehli, gece geliyor, onu nimet biliniz, ondan ahiret nasibini alınız der. Her sabah yine böyle nida edip, saatlerini boşa geçirenler, kıyamet günü o kadar pişman olacak ki, bütün malı elinden çıkmakla hasıl olan üzüntü ve pişmanlık hiç kalır der. Süleyman aleyhisselam bir namazı geçince 900 kurban kesip af diledi. 40 gün matem tuttu. Eyüp aleyhisselam ibadette zayıflık hasıl olunca feryat ederek ben gerçekten hastalanmışım dedi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişleri şehit olup mübarek yanaklarından kanlar aktığı halde el kaldırıp "Ya Rabbi kavmime hidayet ver. Onlar bilmiyorlar." buyurmuşken Hendek günü ikindi namazının fevtine yani kılınamamasına sebep olduklarında bizi ikindi namazından mahrum bıraktılar. Ya Rabbi onların kalplerini ve kabirlerini ateşle doldur buyurdu. Bir gün Hazreti Ali'nin radıyallahu anh ikindi namazı geçti. Üzüntüsünden kendini bir tepeden aşağı atıp çok ağladı. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem haber alarak bütün eshabıyla Hazreti Ali'nin radıyallahu anh yanına geldiler. Halini görünce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ağlamaya başladı. Dua etti, güneş tekrar yükseldi. Resul aleyhisselam buyurdu. Ya Ali radıyallahu anh, başını kaldır bak, güneş görünüyor. Emirül müminin Ali radıyallahu anh sevinip namazını kıldı. Hazreti Ebu Bekir'in radıyallahu anh bir gece vitir namazı geçti. Gece çok ibadet ettiğinden gece sonunda uyku bastırdı. Sabah namazında Seyyid-i Alemin'i sallallahu aleyhi ve sellem takip ederek mescit kapısında huzuruna gelip feryat etti. Ya Resulallah imdadıma yetiş, vitir namazımı kılamadım diye niyaz etti. Resul aleyhisselam ağlamaya başladı. Cebrail aleyhisselam gelip, Ya Resulallah, Sıddık'a söyle ki Allahü Teala onu affetti dedi. Bayezid-i Bistami Hazretlerine bir gece uyku bastırıp sabah namazını kılamadı. O kadar inleyip telaş ve korku oldu ki bir ses işitti. Ey Bayezid, bu günahını affettim. Ağlaman bereketiyle sana ayrıca 70.000 namaz sevabı verdim buyuruldu. Birkaç ay sonra tekrar uyku bastırdı. Şeytan gelip mübarek ayağından tutarak uyandırdı. Kalk, namaz geçmek üzeredir dedi. Şeyh Bayezid buyurdu ki, ey melun şeytan, sen böyle işi nasıl yaparsın, halbuki sen herkesin namazının geçmesini istersin. İblis dedi ki,
Sabah namazını kılamadığın gün ağlayarak 70.000 namaz sevabı kazanmıştın. Bugün onu düşünerek seni uyandırdım ki yalnız bir vakit namaz sevabı bulasın. 70.000 namaz sevabı alamayasın. İlk tekbirin manası. İmam-ı Rabbani Hazretleri, Mevlana Abdülhay'a yazdığı 1. cilt 304. mektupta buyuruyor ki, namazda ilk tekbir, Hak Teâlâ'nın, namaz kılanların namazından ve kulların ibadetinden müstani olduğuna işarettir. Yani Allahü Teâlâ'nın kulun namazına ihtiyacı yoktur. Rükünlerden sonraki tekbirler, Hak Teâlâ'nın ibadeti için her bir rüknü edaya liyakati olmadığına işarettir. Yalnız rükû tesbihinde tekbirin manası da olduğu için, rükûdan sonra tekbir almak emredilmedi. İki secdede tesbihat mevcut olmakla beraber, öncesinde ve sonrasında tekbir almak emir buyuruldu. Ta ki alçalmak ve tezellülün nihayet yeri olan secdelerde, hakkıyla ibadet ediyorum düşüncesine kapılmasın. Bu düşünceye mani olmak için secde tesbihinde âlâ lafzı vardır. Tekbiri de sünnettir. Çünkü namaz müminin miracı olduğu için namazın sonunda tehiyyatta Resulullah'ın Miraç gecesinde müşerref oldukları sözlerin okunması emredildi. Öyleyse namaz kılan namazı kendine miraç kılıp yükselmenin nihayetini namazda arasın.